Mart ayında Warner Bros. Türkiye'nin davetiyle Londra'da gerçekleşen Fantastik Canavarlar Dumbledore'un Sırları Dünya Galası'na katıldım. Hayatımın en unutulmaz anlarını yaşadım. Tom Felton'dan imza aldım. Filmin tüm oyuncu kadrosunu yakından gördüm. Filmi dünyada herkesten önce izleyen şanslı kişilerden biri oldum. Ama en önemlisi, en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdim. Hepsi bu kadar da değildi. Warner Bros. Ekibi ertesi gün bizi Harry Potter stüdyosunda özel, çok özel bir tura davet etti. Ay durun, kravatımı düzeltin. Bugün Gryffindor öğrencisi olarak okula gidiyorum. Selam. Naber? Bugün Warner Bros'un bizim için hazırladığı etkinliğin ikinci günündeyiz. Dünyanın her yerinden Harry Potter içerik üreticileri olarak Harry Potter stüdyosuna gideceğiz. Stüdyoda bu sefer yeni bir tema var. Önceki gidişimde yılbaşı teması vardı. Bu sefer Weasley teması var. Büyük salonu değiştirmişler benim. Önceki gidişimde de yılbaşı ağaçları ve yemekler vardı. Bu sefer öğrencilerin sınava girdiği sahneyi yapmışlar. Weasley kardeşler havada uçarken ve Umbridge kürsünün orada gözetmenlik yaparken havai fişeklerin patladığı sahne var ya, o sahne. Onu yapmışlar ve içeride yeni eşyalar da var. Ve bizi başka sürprizler de bekliyormuş bugün. Ne bekliyor ben de bilmiyorum. Göreceğiz birlikte. Ama dün o kadar güzeldi ki, yani şu an hiçbir şey umurumda değil. Yani bugün hiçbir şey olmasa da Tom Felton'dan imza aldım. Daha ne olsun? Dünün büyüsünü üzerimden atamıyorum ya. Şimdi oteldeyiz. Covid testimi yaptırdım. Etkinliği bayağı şey yapıyorlar. Kontrollü ilerletiyorlar. Bakın, katıldığımız her gün Covid testi yapıyoruz. Şimdi otobüsü bekliyoruz ve diğer influencerların gelmelerini bekliyorum. Bakın kıyafetimi göstereyim size. Bizi otobüse bindirdiler ve yola çıkmak için hazırız, artık bekliyoruz ve stüdyoya doğru yola çıktık. Sonra Warner Bros. Görevlisi kalktı ve bugünün planından, bizi nelerin beklediğinden bahsetmeye başladı. Ve dedi ki, bugün oyuncu kadrosuyla tanışacaksınız. Ne? Ben zaten gala için oyuncuların fotoğraflarını belki imzalatabilirim diye çıkartıp yanıma almıştım. Queenie, Theseus, Jacob. Şunun güzelliğine bakın. Gellert Grindelwald, Matt Mikkelsen, Newt Scamander. Galada imzalatamayınca o gün ne olur ne olmaz diye yanımda bulunduruyordum. Ve gel, oyuncularla tanışacaksınız. Şok oldum. Ya gerçekten böyle beynim uyuştu yani. Beynim uyuştu. Ve bir sürprizleri daha varmış. Bizler için bir hediye çeki hazırlamışlar. Harry Potter stüdyosundan alışveriş yapabilmemiz için. Müthiş. Şimdi stüdyoya geldik ve stüdyo bugün bizim için kapatılmış. İçeride sadece biz olacağız. Harika ve az önce söylediklerine göre içeride oyuncularla meet and greet olacakmış. Oyuncularla tanışabileceğiz. Dön. Çok güzel. Normalde burayı bu kadar hiç boş görmemiştim. Şimdi bizi serbest bıraktılar ve herkes içeriklerini çekiyor. Bakın, burada birisi TikTok çekiyor. YouTube videosu çekenler var. Şimdi birazdan içeri gireceğiz. Stüdyonun hemen girişine tema ile ilgili Argus Filch'in kostümünü koymuşlar. Bunu görmemiştim mesela daha önce. Çok güzel. Çok güzel değil. Biraz eski ve pis. Yeni Fantastik Canavarlar filminin kostümlerini koymuşlar buraya. Grindelwald'un kostümü. Johnny Depp'inkinden çok farklı. Yanında Albus Dumbledore'un kostümü. Burada yeni karakter Lily, Profesör Lily. Burada Queenie'nin kostümü var. Burada da Newt'in kostümü var. İnanılmaz. Şimdi stüdyoya geldik. Önce bize bir sürpriz yapmışlar ve bir hediye çeki verdiler. Biz de mağazaya gezip mağazadan bir şeyler satın aldık. Hepsini göstereceğim zaten size alışveriş videosunda. Ve şimdi oyuncuları bekliyoruz. Bizi grup grup alacaklar. Bizim grubumuz 4 kişi. Grubumuzla birlikte oyuncularla tanışacağız. Şimdi stüdyonun hemen yanında bir restoran kısmı var. Bizi oraya aldılar ve beklemeye başladı. Ben bir yandan Warner Bros. Çalışanlarını yokluyorum ki bilgi koparmaya çalışıyorum. İçeriye dair plan yapacağım kafamda. Bize dediler ki içeride video fotoğraf siz çekemezsiniz. Biz çekeceğiz ve size vereceğiz. Tamam, bu bir yandan iyi. Çünkü içeride en azından ben imza almaya çalışacağım. Bir yandan fotoğraf çekinmeye çalışmayacağım. Oyuncuları iki gruba ayırmışlar. Ben içeriye girmeden hemen bu grupları öğrendim. Birinci grupta Newt Scamander, Theseus ve Lily var. İkinci gruptaysa Jacob, Queenie ve Grindelwald var. Ben kafamda kuruyorum. Yani eğer bir kişiden imza alabileceksem onları belirledim. Yani birinci gruptan Eddie Redmayne'den alacağım. İkinci gruptan Mads Mikkelsen'den, Grindelwald'dan alacağım.
çok heyecanlıyım ve şey sanıyorum yani restoran kısmında olduğumuz için orada da uzun masalar var, güzel masalar var. Biz orada olacağız sanıyorum. Beni neyin beklediğinin haberim yok tabii. Oyuncuların gelmesini bekliyoruz. Bizi masalara alacaklar. Plan şöyleymiş. Bizi 5'e böldüler. 5 grup var ve oyuncular da 2 grupta. 2 grup oyuncu var. 3 oyuncu, 6 oyuncuyla tanışacağız toplamda. Bizim masamıza gelecekler. 3 dakika sohbet edeceğiz. Sorularımızı soracağız ve sonra fotoğraf çekineceğiz. Bu sırada imza alabilir miyim bilmiyorum. Ama bir yandan fotoğraf çekmeye çalışmayacak olmak bir tık şey yapıyor beni. 3 oyuncudan da birinden alabilirim muhtemelen. Yani aynı anda 3 oyuncudan da imza alamam. Kovarlar lan. Çantamda hazır imzalarım. Evet, gidiyoruz. Hadi bay bay. Bakalım neler olacak. Sanırım büyük salondaki masalarda oturacağız. Ben masa deyince bayağı kafeteryadaki masa düşünmüştüm. Yes. Thank you. Yes. Arkadaşlar, çok güzel görünüyor her şey. Ve birazdan burada oyuncularla tanışacağız. Oyuncularla oturacağız. O kadar güzel görünüyor ki çıldıracağım. Çıldıracağım. Çok güzel görünüyor. Evet, bakın burası bizim masamız ve... Aaa! Bir Gryffindor asası. Delireceğim şu anda. Herkese masa hazırlanmış. Burası da bizim masamız. Şaka mı bu ya? İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Ağlayacağım şimdi. Of. Şaka gibi. Bunlar benim masa arkadaşlarım. Geliyorlar. Derken görevliler anons etti. Oyuncular geliyor diye. Bakın, bayıldım, bayılacağım. Gerçekten bayıldım. Çok küçük bir grubuz. Filmin kadrosu oraya geliyor ve Hogwarts'tayız. Hogwarts'ta. Şimdi şöyle hayal edin. Burası öğretmenler masası, tamam mı? Burası öğretmenler masası. Şurada bir masa var. Şurada bir masa var. Burada bir masa var. Burada bir masa var. Burada bir masa var. 5 tane masa var ve biz şuradaki masayız. Şimdi oyuncular geldi. Bir grup buraya, bir grup buraya gitti. Tamam mı? Sonraki grup biziz. Bizim masaya gelecekler. Şimdi bize önce birinci grup gelecek. Newt, Theseus ve Lily. Bakın ya, önümde yani 1 metre önümde Eddie Redmayne var. Başkalarıyla konuşuyor. Ve bizim oraya geldiler. Allah'ım. Ben önce tabii ki hemen Eddie Redmayne'in yanına gittim. Elimde dosyam var. Eddie Redmayne'in fotoğrafı takılı, bekliyor. Ama önce birazcık sohbet edip ortamı yoklayacağım. Ve çalışanlar imzaya izin veriyor mu onu yoklayacağım. Tek kurşunum varsa da Newt Scamander'a yani gidecek o imza hakkı. Sonra ben gittim Eddie Redmayne'in yanına. Dedim çok heyecanlıyım dedim ve çok mutluyum şu anda dedim. Birazcık beni sakinleştirmeye çalıştı. Çünkü yani böyle bayıldım, bayılacağım yani gerçekten. İçinden şey düşünüyorum, umarım ambulans vardır. Çünkü yani sedye ile götürmek zorunda kalacaklar beni. Sonra dedim ki film çok güzeldi işte, çok sevdiğim bir oyuncusunuz falan dedim. Bana bak yani, hemen sohbet ediyorum. Dedim ki geçen Kasım'da geldiğimde dedim sizin müzikalinize geldim, kabareye dedim. Gerçekten çok güzeldi dedim, inanılmaz sevdim dedim. Ben adamı bir yakaladım oradan. Adam bir mutlu oldu ben kabareye geldim diye. Bir mutlu oldu, benle başladı bir sohbete. Sanırsın 40 yıllık arkadaşım Eddie Redmayne ile sohbet ediyorum. Bık 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 bık. Warner Bros'un çektiği görüntüler de böyle inanılmaz. Sanki böyle 20 yıldır görmediğim arkadaşımla sohbet ediyorum. Birazcık konuştum, sohbet ettim, sonra dedim ki ya rica etsem dedim imzalayabilir misiniz dedim. O dedi tabii ki imzalayabilirim dedi.
Ve çok mutlu oldu. Gerçekten o gün tanıştığım oyuncular arasında en cana yakını olan Eddie Redmayne'di. Çok tatlı birisiydi. İnanılmaz tatlı biriydi. Ben daha önce müzikaline gittiğimde çıkışta kulis kapısının önünde Eddie Redmayne'i beklemiştim. Bir imza almaya çalışmıştım. Sadece böyle para atıp geçmişti. Ve o kadar üzülmüştüm ki odaya asmak istememiştim. Ya da gelip size anlatmak, bakın ben Eddie Redmayne'i imza almaya çalıştım ve para attı diye size anlatmamıştım da. Ama bu sefer inanılmaz güzel bir imza attı. Daha sonra ben hemen diğerlerinin yanına gittim. Callum Turner'ın yanına gittim. Theseus karakterini canlandıran oyuncu. Aşırı samimiyetsiz birisi. O kadar samimiyetsiz ki ya. Tam çok yakışıklı. İnanılmaz güzel bir oyuncu. Ama yani dostum, yani oraya gelmişim, anladın mı? İmza almışım senden, yani böyle para attı yani. Böyle fışık fışık yaptı. Keyfin bilir. Gerçekten keyfin bilir. Lily karakterini canlandıran oyuncuyu çok fazla tanımıyordum ve o yüzden ondan imza almadım ve onunla sohbet etmem gereken süreydi. Tekrar Newt'in yanına giderek Eddie Redmayne'le sohbet ederek değerlendirdim. Daha sonra bir tane grup fotoğrafı çekilecektik. Grup fotoğrafında ben tabii ki hemen koşarak Eddie Redmayne'in yanına şöyle götüm yerleştim böyle. Hemen yanıma Callum Turner geldi. O sırada benim bir tane çantam vardı ve çantamı aldı. Çantayı aldı, dedi ki ben bununla poz verebilir miyim dedi. Ben dedim ki tabii ki verebilirsin. Böyle çantayı göstererek poz verdi. Yani gerçekten ne alaka yani, ne alaka. Eddie Redmayne o kadar tatlıydı ki, o kadar tatlı ki bayağı dakikalarca sohbet ettim Eddie Redmayne'le ya. Şaka mı bu? Şaka mı? Derken ikinci grup geldi. İkinci grupta Mads Mikkelsen var. Yeni Grindelwald. Ve yani inanılmaz bir oyuncu, şaka gibi geldi. Mads Mikkelsen, Queen'i ve Jacob. O grupta da gözüme önce Mads Mikkelsen'i kestirdim. Yani içlerinde hem en ünlü oyuncu, hem en sevdiğim oyuncu, hem de Grindelwald, yani filmin ana karakterlerinden bir tanesi. Mads Mikkelsen geldi, benim bir tane videom var böyle, gerçekten yani ambulans diye bağırıyorum videoda yani. Gerçekten 112 acil yani, 911'i arayın. İlk 1 dakika hiçbir şey yapamadım. 1 dakika boyunca şöyleyim. Bir dakika böyleyim, adamın yanında böyle, adam diyecek ki yani alın bunu deli, hastaneye kaldırın. Diğer kimse böyle değil, anladınız mı? Herkes aşırı sakin. Herkes böyle, herkes cool cool poz veriyor, bilmem ne, aa Mes merhaba falan yapıyor böyle. Ben böyle ben birazcık böyle heyecanımı atıp sohbet edeceğim. Şimdi imzayı sohbetten sonra almak istiyorum ki birazcık iletişim kurayım. Sevdiğimi görsünler, ona göre imza alsınlar. Mads Mikkelsen'a ne dedim biliyor musunuz? Bendeki göte bakın yani, inanılmaz. Bence sizin Grindelwald'unuz Johnny Depp'in Grindelwald'undan daha iyi. Lan denir mi? Denir mi? Tamam öyle düşünüyor olabilirsin de denmez yani. Adam yani onun yerine gelmiş. Denmez. Mads Mikkelsen'a dedik yani tabii ki asla kendi çizgisini bozmadan. Yani tabii tartışmalı bir durum ama teşekkür ederim dedi. Ben dedim ki yok yok, hiç tartışmalı değil, sizinki daha iyi. Devam ediyorum yani. Devam ediyorum bir de. Bir de kendimi açıklamaya çalışıyorum. Dedim ki yani Johnny Depp benim çok sevdiğim bir oyuncu ama dedim Johnny Depp'in canlandırdığı Grindelwald karakteri birazcık karikatür gibi duruyor yordu filmde ve sizin karakterinizin görünüşü gerçekten filme daha uygun. Bunları nasıl dedim hatırlamıyorum bile yani. Şu an bu cümleleri İngilizce olarak kur desem kuramam. O an o heyecanla yapıştırıyorum gidiyor yani. Bir de yani Mads Mikkelsen beni bir daha ne zaman görecek yani, yanlış konuşsam, yanlış desem ne olacak? Dedim. Sonra Mads Mikkelsen'den imza aldım. Çok yakışıklı bir adam bu arada yani, çok havalı bir adam. Böyle sarışığı çok olan bir adam. İmza aldım, teşekkür ettim. Hemen yanlarına Alison ve Dan'in yanına, Queen'inin ve Jacob'un yanına gittim. Queen'a tam bir melek, böyle bir kadın olamaz. Melek böyle vik 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 gülen, sürekli teşekkür eden, yani inanılmaz birisi, çok tatlı birisi. Ondan imza aldım, Jacob'dan imza aldım. Jacob birazcık böyle bir tık şey böyle, anladın mı yani? Tam böyle Jacob karakteri nasılsa öyle yani. Kız böyle birazcık böyle, anladın mı? Dediler ki süreniz doldu, fotoğraf çekecek. Ben tabii ki hemen böyle götüm Mads Mikkelsen'ın yanına yerleştim böyle son sırat. İnanılmazdı. Gerçekten inanılmazdı. Tüm kadroyla tanıştım. Jude Law katılamadı. O gün başka bir programı varmış ve o yüzden yer alamadı. Ezra Miller tutuklandığı için yoktu. Bugün tüm oyuncu kadrosuyla tanıştım ve hepsinden imza aldım. İnanılır gibi değil. Oyuncular geldi ve hepsiyle tanıştık. Çok tatlılar. Bizim için harika tatlılar yapmışlar ve büyük salonda yemek yiyoruz. Gerçekten bunlar yaşanıyor mu şu anda diye çok düşünüyorum bazen ya.
Bütün grup şu anda büyük salonda yemek yiyoruz. Şaka gibi olan şeye bak ya. Olan şeye bak. Sanki Hogwarts'a geldik. Büyük salonda yemek yiyoruz ya. Şaka gibi. İnanılmaz. İnanılmaz. Harika. Bakın size ne göstereceğim şimdi. Stüdyoya adımızı altın harflerle yazdırdık arkadaşlar. İnanılmaz. Burada yemeğimizi yedik şimdi. Birazdan stüdyo gezdirecekler bize. Çalışanlar stüdyoyu anlatacakmış. Gerçi ben anlatabilirim ya. Bir çalışan kadar çok şey biliyorumdur buraya dair. Çok güzel görünüyor her şey. Bugün stüdyo boş bu arada. Kapalı. Ve sadece biz varız. Biz gezeceğiz. O yüzden çok heyecanlı. Birazcık böyle fazla yaklaşmaya kızmayacaklar mesela bugün. Güzel. Zaten bunlar normalde biraz daha bu tarafta oluyor. Yanaştırmıyorlar ama şimdi masaları kurdukları için şey yapmışlar. Yanaşabiliyoruz biraz daha fazla. Dion'un bu teması muziplik tamamlandı. Ve Umbridge'in sınav sahnesini koymuşlar. Havai fişek sahnesi. Yukarıda Fred ve George var uçarken süpürgelerde. Ve ceplerindeki havai fişekleri de görebiliyoruz. İnanılmaz güzel bakın. Buradan ilerledikçe... Burada öğrencilerin sınav sıralarını görüyoruz. O sahneyi hatırlarsın. Buraya birkaç tane sıra yerleştirmişler ve ortaya da Umbridge'i koymuşlar. Öğretmenler masasını kaldırmışlar. Normalde burada öğretmenler masası oluyordu. Sadece 3 öğretmeni, 3 önemli öğretmeni buraya koymuşlar. Michael Gambon'un Dumbledore kıyafeti var. Maggie Smith'in var. McGonagall'ın ve yanında da Alan Rickman'ın Snape cübbesi var. Ortada saatin... saatin işte saatin hareketli sallanan parçası. Sarkaç. Burada da Umbridge'in kostümü duruyor. Kafasında peruğuyla çok güzel duruyor. Yakasında broşu. Bu normalde Umbridge'in ofisinde duruyordu kostüm. Buraya getirmişler. Burada da sıradan büyücülük düzeyi sınavları 16'da başlayıp 18'de bitiyormuş. Yanında da Hagrid ve Flitwick var. Biraz sıraların üzerine şey koyabilirlerdi. Sıralar çok güzel bu arada. Mürekkep okkaları var. Bakın ben de yeni fark ettim. Bakın var diyorum ama ben de yeni fark ettim. Üzerinde sıranın mürekkep okkası var gömülü. İnanılmaz, bunu bile düşünmüş olmalarına şok oldum şu anda. Birazdan bundan kalkacağız. Saat kaç? Saat 16.12, 16.30'da çay saatimiz bitiyor ve stüdyoyu gezmeye başlayacağız. Bunlar benim arkadaşlarım. Hello Turkey, hello. I'm Jonathan from Belgium. Hi, I'm Jessica from Italy. Bakın kapının üzerindeki detaylar. 4 binanın armasının işlemesi var. Çok güzel. 4 binanın maskotu. Şu anda tura başlıyoruz ve özel bir rehber eşliğinde. Hepimizin rehberi var ve hiç burayı bu kadar boş görmemiştim. Gerçekten çok güzel. Çok sessiz. O kadar güzel ki. Tema değiştikçe yeni eşyalar ekleniyor. Buraya Fred ve George'un yaşlanma iksiri içtikten sonraki perukları eklenmiş. Burada da kıl kuyruğunu taktığı yeşil eldiven var. Eli gümüş olduğu için, gümüş gibi olduğu için eldiven takıp efektle yapıyorlardı. Onu koymuşlar. Rita Skeeter'ın peruğu gelmiş bir de. Yeni gelen şeyleri göstereceğim. Eskileri hep gösterdim çünkü buraya çapulcuların kostümleri gelmiş. Aaa! Niye bu kadar duygulandım ya? Anlatamam. Çok güzeller. İnanılmaz. Çok güzel. Onu atın. Şu üçü çok güzel. James Potter'a aşırı duygulandım. Harika. Harika. Karşısında da Gryffindor yatakhanesi var. Burayı bu kadar boş görmek çok güzel. Stüdyo şu anda boş olduğu için yerleşiminden de biraz bahsedebilirim. Büyük salondan çıktıktan sonra, bakın şimdi durun. Büyük salon şu tarafta. Oradan çıktıktan sonra buraya geliyorsunuz. Kostümlerden sonra sizi Gryffindor ortak salonu karşılıyor. Yanında böyle karakterlerin asaları var.
Yanında Harry Hermione Ron'un savaşta giydiği kıyafetler var. Eski yırtık toz toprak içerisinde. Yanında şişman kadının tablosu var. Şişman kadının tablosundan sonra buradan Gryffindor ortak salonuna geçiyorsunuz. Stüdyoda benim en sevdiğim yer burası sanırım yani. Gerçekten çok güzel. Neville'ın kaktüsü masada duruyor. Orada cübbe kıyafetler var. Harry Hermione Ron'un kostümü. Şöminede ateş yanıyor. İnanılmaz sıcak bir ortam. McGonagall'ın portresi yukarıda asılı. Masanın üzerinde oyuncaklar var. Radyo var arkada. Çok güzel gerçekten. Burada hemen şu kapının arkası aslında şişman kadının olduğu yer. Yani Gryffindor ortak salonuna girince önce buraya giriyorsunuz. Cübbenizi asabileceğiniz dolaplar ve askılar var. Oradan girdikten sonra odaya buradan giriyorsunuz. Aslında ya şöyle giriliyor. Daha sonra yukarıya çıkıp kızlar ve erkekler yatakhanesi var yukarıda da. Burada da Harry'nin görünmezlik pelerini ve 6. filmdeki kostümleri var. Arkada çantalar, montlar, atkılar asılı. Çok güzel yerleştirmişler gerçekten. Yani inanılmaz gerçekçi duruyor her şey. Hemen karşısında Slytherin ortak salonu var. Slytherin ortak salonu yeni kuruldu stüdyoya. Zindanlarda yer alan ortak salon ve masada eşyalar. Şöminede ateş yansa da burası çok soğuk görünüyor bana. Çok rutubetlidir, çok nemlidir yani. Öyle hissettiriyor. Crabbe ve Goyle var. Burada da Draco Malfoy'un 2. filmdeki hali var. Minicik velet, şuna bakın. Dün galada bundan imza aldım yani. İnanılır gibi değil. Burada hemen karşısında normalde saat buradaydı ama tema değiştiği için yere çapulcu haritasını yansıtmışlar ve buraya da çapulcuları getirmişler. Bunların kostümlerini yeni gördüm. Çok güzel görünüyorlar gerçekten. Ayakkabıları çok güzel. Ceketi, pantolonu çok güzel. Normalde bizim dönemimizde öğrenciler ceket giymiyor. Bunlarda ceket de var mesela, bu bir farklılık kostümlerde. Yanında inanılmaz yani Griffin heykeli. Kocaman. Ve çok güzel duruyor. Hemen yanında Dumbledore'un ofisi var. Burası da en sevdiğim ikinci yer. Çünkü çok güzel yapılmış, inanılmaz. Uyuyan müdürlerin tabloları beni çok çok etkiliyor yani. Bir tablonun uyuyor olması fikri bence çok güzel bir fikir yani. Yıllarca orada beklemekten sıkılmış ve artık uyuyorlar. Burada Gryffindor'un kılıcı var. Burada Dumbledore var. Arkada da Dumbledore'un yatak odası var. Dumbledore'un odasının ışığı şu anda o kadar fazla yanıyor ki görünüyor yani içerisi. Burada anı şişeleri ve hemen yanında da düşünseli var. Düşünseline bakabiliyorsunuz böyle ve zaman zaman anı başlıyor ve anıyı izleyebiliyorsunuz. Biraz planını da anlatarak ilerlemek istiyorum bu sefer. Buradan geldikten sonra hemen buraya Tom Riddle'ın bir tane kıyafetini koymuşlar. Çok güzel yani, dokunmak istiyorum şu anda. Karşısında da iksir sınıfı var. İksir sınıfına geçmeden şurada yeni bir şey var, onu göstereceğim size. Lockhart'ı çok seviyorum ya, inanılmaz bir karakter. Lockhart'ın cübbesini koymuşlar buraya. Çok şık yani, ben bir büyücü olsaydım böyle giyinmek isterdim. Masanın üzerine Lockhart'ın ders kitapları var, orada Magical Me var. Burada da Lockhart'ın yaptığı sınav soruları var. Gilderoy Lockhart'ın favori rengi nedir? Leylak, kesilen sahnelerde vardı bu. Yukarıda da Neville Longbottom uçuyor. Üstte de iskelet var. Çok gerçekçi yapmışlar pixileri ya. Çok güzel görünüyorlar. Hemen yanında iksir sınıfı var. İksir sınıfının karşısında bahsedeyim önce. Hogwarts koridorlarını süsleyen şövalyeler. Kupa odasındaki kupalar burada yer alıyor. Karşıda iksir sınıfı var. İksir sınıfı çok gerçekçi. Yani en gerçekçi yer bence stüdyodaki. Çok karanlık. Dışarıdan gelen ay ışığını hissedebiliyorsunuz. Zaman zaman iksirler kendi kendine karışıyor. Masada ileri iksir yapımı kitabı. Masaya bakın yani 100 yıldır kullanılıyor, anladınız mı? Horace Slughorn. Mesela yani bakın arkanın karanlıklığına, gizemli görüntüsüne, şuraya bakın. Durun, videoyu kapatıyorum, fotoğraf çekeceğim. Aha, mesela hiç fark etmemiştim, soba varmış. Soba borusu yukarıya doğru gidiyor. Bunu hiç fark etmemiştim. Mesela yani sınıf nasıl ısıtılır sorusunu düşünüp bu sınıfta şömine yok, o zaman soba kuralım diye çözmüşler ve kurmuşlar. Aşağısı masanın altı sir malzemesi eşyalarıyla dolu. Burada Snape'in kostümü var. Çok güzel gerçekten ceketi. Hemen buradan yanından ilerlerken Hagrid'in kulübesi kısmı var. Çok güzel. Tank. Tonks'u getireyim mi sana arkadaş olsun? Çok güzel görünüyor içerisi. Mesela sıcacık görünüyor yani. Ama biraz tozlu koktuğuna eminim. Yanında süpürgeler ve Quidditch kısmı var.
Kuyuluş köşesinden ilerledikten sonra burada sihirli taşıtlar var. Bunların hepsini detaylıca daha önce videoda gösterdiğim için şu anda detaylı göstermiyorum. Burada biraz daha stüdyonun planını gösterebilecek durumdayım boş olduğu için. O yüzden böyle burayı çekiyorum. Kovuk. Müthiş, çok güzel. Şu ortadaki yeni ne acaba o? Bakın Harry'e gelen mektupların olduğu düzenek nasıl yapılmış onu gösteriyor. Kapının arkasına mektupların olduğu bir şey yerleştirmişler. Çok güzel. Çalışıyor mu acaba? Çalıştırsa var ya. Boşken görmek çok çok başka biliyor musunuz? Private Drive geçen geldiğimde kapalıydı. Yanına bir tane daha ev yapmışlar seti daha bütün göstermesi için. Ama içi hala gezilebilir değil. Şu anda da kapalı. Ve çok üzüldüğüm bir şey yan tarafında Godric Saroldaki Lily ve James'in ilk evi vardı. Ve artık yok. Yok et, kaldırmışlar. Dedim niye kaldırdınız? Kaldırıldı ve imha edildi. Artık olmayacakmış. Çünkü çok zarar görmüş. Olumsuz hava şartlarından dolayı açıkta olduğu için. Ve yerine başka bir şey yapacaklarmış. Ne yapacaklarını söylemediler. Ah. Stüdyoda yeni açılacak yeri henüz duyurmamışlardı ama Potter'ların evinin yerine Hogwarts'ın orta bahçesindeki çeşmeyi inşa ediyorlarmış. Diagon yolunu hiç bu kadar boş görmemişsinizdir. Gizli büyücü şakaları teması olduğu için Weasley'leri dışarıya çıkarmışlar kostümlerini. Çok güzel görünüyorlar gerçekten. Durun fotoğrafını da çekelim. Sonra wallpaper olarak paylaşıyorum sizinle. Gilderoy Lockhart ve kitapları da orada. Dükkanın içinin ışığını açmışlar ve çok net görüyor. Quaffle 3 galeon olmuş Quaffle. Bakın görünüyor vallahi. Quaffle 3 galeon olmuş. Ve yavaşça turun sonuna doğru ve eve doğru gidiyoruz. Buradan ayrılma vaktimiz yaklaştı bu arada. 6'da buradan ayrılacağız. Çok güzel görünüyor. Çok 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 güzel görünüyor. Turun sonuna geldik şimdi. Çok güzel ya, inanılmaz güzel. Bunu ilk gördüğümdeki tepkimi hatırlıyor musunuz? Ukrayna'da bir göbeği. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Dehşete düşüyorum ilk gördüğümde çünkü çok güzel. Ne yapayım? Şuna bakın ya, inanılmaz. Şimdi artık ayrılacağız buradan. Çok güzel şeyler aldım. Bir çanta dolusu alışveriş. Bunları nasıl getireceğim Türkiye'ye bilmiyorum. Bir tane daha bir şey aldım. Bu ne olduğunu videoda göreceksiniz. Çok yoruldum. Aşırı yorucu bir gündü. Çok erken kalktım ve ondan beri dışarıdayım. Çantam ağır, sürekli bir şeyler çektik ettik. Oyuncularla tanıştım. Bunun stresi yeter zaten bana. Size daha imzaları göstermedim. Daha imzaları göstermedim yani. Of. Hazırsanız imzaları göstereceğim. Evet, Jacob'un imzası. Taha, thanks. Dan Fogler. Çok tatlı. Jacob'un imzasıyla Queenie'nin imzasının çerçevesini aynı yaptım. Sevgili oldukları için. Çok tatlı. Queenie'ye bakar mısınız? Taha, love to meet you. Size de promo fotoğraf imzalattım. Çok güzeller. İmza duvarında yerini aldılar bunlar da. Hazır mısınız? Yürüyen karizma. Şuna bakın. Taha, Mads Mikkelsen. O kadar uzun bir imzası var ki. Bakın. Daha koyu bir çerçeveyle çerçevelettim. Kıyafetine de uygun. Çok güzel gerçekten. Ve hazırsanız en güzeli. Ed Redmayne'in imzası. Taha, love to meet you yazıyor. Çok güzel. Aşırı güzel. Fotoğraf çok güzel. Çerçevesi çok güzel oldu. İmzanın yeri çok güzel. Gerçekten aşırı 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 güzel oldu. Ne diyebilirim ki? Gerçekten hayatımda yaşadığım en unutulmaz günlerden biriydi. Bu etkinlik için Warner Bros. Ekibine ve Warner Bros. Türkiye'ye çok teşekkür ederim bir kez daha. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bakalım bizi daha neler bekliyor. Görüşürüz. Bye bye.